Bugün size güçlü iletişim için en önemli faktör nedir bunu anlatacağım. Güçlü iletişim neden önemli? Değerli arkadaşlar, şu dünyada gördüğünüz bütün kötülüklerin %96'sının ana sebebi iletişim kazalarından kaynak. O yüzden güçlü iletişim çok önemli. Peki güçlü iletişim neden olmalı? ticaret ile uğraşıyorsan, satış yapıyorsan, satışını arttırmak için, müşterilerle iyi iletişim kurmak için güçlü iletişime ihtiyacın var. Veya evliysen, çocuklarınla daha iyi iletişim kurmak istiyorsan, yani huzurlu bir aile istiyorsan, o zaman güçlü iletişime ihtiyacın var. Ailenle, sevdiklerinle daha iyi bir hayata sahip olmak için. Veya çalışıyorsun, mesleğin var, yanında arkadaşlarım var. Onlarla daha iyi bir ortam oluşması için, daha kısa sürede işini yapabilmek için, eve yorgun gitmemek için güçlü iletişime ihtiyacım var. Genel olarak hayatını güzelleştirmek için güçlü iletişime ihtiyacım var. Şimdi güçlü iletişim için en önemli kriter insanı sevmektir. Yani hiçbir tekniği bilmese bile bir insan, hiçbir tekniği insan bilmese bile insanı sevdiğinden dolayı karşı taraf bunu anlar. Bu sevgiden dolayı o insanlarla yani seven insanlarla beraber oturmak ister, onunla zaman geçirmek ister ve bu, o kişi pozitif enerji yaydığından dolayı bu bile iletişimi güçlendirir. İnsanı sevmek en önemli etkendir. Şimdi Buradan ne anlıyoruz? İnsanlardan kaçanlar, nefret edenler iyi iletişim kuramaz. O yüzden onlar genellikle kalabalıktan kaçmak isterler, uzaklaşmak isterler. İnsanlardan nefret ettiklerinden dolayı karşı taraftaki kişi bunu hemen anlar, hisseder ve soğuk davranır, iyi iletişim kurmaz. Dolayısıyla insan sevgisi çok önemli. Hülasa insanları seven sevilir. Bununla beraber insan sevgisi nasıl artar sevgili arkadaşlar? Bu ancak ve ancak bu duygusal zekasını artırarak olur. Yani insan sevgisi o zaman artar. Sen insanları sevdikçe hayat bir ayna gibi insanlarda seni sever. Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka insanların duygularını anlamak, duygularını anlatmak, duyguları yönetmek ve insanların duygularına hitap etmektir. Yani bir çeşit damardan girmektir. Bu duygusal zeka nasıl geliştirilir? Bu yapmacık olmaz sevgili arkadaşlar. Yapmacık hemen belli olur. Samimi olabilmek için gerçekten duygusal zekayı geliştirmek gerekiyor. Duygusal zekayı geliştirmek için yapabileceğiniz birçok yöntem var. Şimdi size bunlardan birkaç tanesini anlatmak istiyorum. Birinci teknik empati kurmayı öğrenin. Empati kurmak nedir? Kendinizi karşıdaki kişinin yerine koyabilmek onun gibi düşünebilmek, onun gibi hissetmek, onun gibi anlamak ve onun bilinç senin aranda köprüler kurmak. Empati budur. Empati olduğunda sempati oluşur. Karşı taraftaki kişinin bilinç altına girmiş olursunuz. Hiç konuşmasanız bile o kişi size farklı bakmaya başlar. Şöyle örnek vereyim. Bu denemeyi yapabilirsiniz. Otobüse bindiniz. Kalabalıktasınız. Hangi insanla o otobüste bilinçaltı bağ kurup kurmadığınızı anlayabilmek için şu testi yapabilirsiniz. Esneme numarası yapın ve esnerken etrafınıza bakın. Kim esniyorsa o anda sizinle Empati yapmış ve sempati oluşmuş. Yabancı birisi olsa bile bilinçaltı arasında bağlantı kurulmuş. İşte bu deneyi hemen yapabilirsiniz. Bununla beraber duygusal zekayı geliştirmenin ikinci yöntemi dinleme kabiliyetinizi geliştirmek. Karşı taraftaki kişiyi dinlemek, dinlemek bir sanattır. Sadece sözlerini değil, duygularını da anlayabilmek, cümlelerin arasına sıkıştırılmış ipuçlarını yakalayabilmek ve onun anlatmak istediklerini hemen anlayabilme becerileri geliştirmek. Yani dinleme becerilerini geliştir. Üçüncü maddeye gelelim. Geçmişte yaşadığınız kırgınlıkları kafanızdan silebilmek. Şöyle örnek verelim. Bizim kalbimiz var. Kalbimizde nokta nokta siyah noktalar var. Bunlar geçmişte bize yapılan hainlikler, kötülükler, Traumalar, insanlar tarafından yapılan kötülükleri biz kalbimizin içerisinde siyah 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 nefret, intikam, kötü duygularla dolduruyoruz. Kalbimiz siyahlıkla dolduğunda oraya ihtiyacımız olan o sevgi, o merhamet, o güzellik gelmiyor. Yani kalbimizi arındırmamız gerekiyor. Peki nasıl olacak? Hocam bu dediğiniz çok zor. Neden zor? Nefsimize zor, ruhumuza kolay. Ruhumuzun kurtulması için geçmişte bize hainlik yapmış, kötülük yapmış kim olursa olsun onların bıraktığı lekeleri silebilmek için, kalbimizi temizleyebilmek için onlara gelmiş geçmiş gelecek haklarımızı sadece Allah rızası için samimi bir şekilde helal edersek birden rahatlıyoruz. Yani sırtımızdaki yük gidiyor. Kalbimizdeki o doluluk, o darlık, o sıkıntı birden boşaldığı için rahatlıyoruz ve bunu yapabiliyorsak eğer bu bizim duygusal zekamızı geliştiriyor. Bunu yapmakta zorlanacağını biliyorum. Çünkü arada büyük bir duvar var. Nefis duvarı, ego duvarı. Bunu belki tek başına yapamayabilirsin yanına bir uzman al, bir rehber al. O sana nasıl yapılacağını gösterir. Bununla beraber duygusal zekanı geliştirebilmek için yapabileceğin neler var? Gönüllü bir şekilde hizmet etmek, birilerine yardımcı olmak, sadaka vermek örneğin, elinden tutmak, bağış yapmak bunlar duygusal zekamızı geliştiriyor. Bu en son saydığım dördüncüydü. Şimdi gelelim beşinci maddeye. Beşinci maddede sık sık çevrenizdeki insanlardan güvendiğiniz ve tarafsız olabilecek tarafsız bir bakış açısına sahip insanlardan feedback almak. İşinizle alakalı, kendinizle alakalı, yaptıklarınızla alakalı geri bildirim almak, onun sözlerini dinlemek, eleştiri olarak değil de onun bakış açısını anlayıp kendi kör noktalarınızı eksik lerinizi dışarıdan görebilmek. Onları gördüğünüzde arkadaşınızın feedback'iyle o hatalarınızı ve eksikliklerinizi tamamlayabiliyorsunuz çünkü. Bu da sizin duygusal zekanızı geliştiriyor. Biz bunu sık sık VIP programlarımıza katılan arkadaşlarımızla yapıyoruz. Onlara sık sık feedback veriyoruz ve kör noktalarını dışarıdan daha iyi görebildiğimizden dolayı onları iyi yönlendirebiliyoruz nötr bir şekilde. Sizin de kör noktalarınız elbette vardır, eksiklikleriniz vardır. Size de yol gösteren bir rehber veya bir arkadaşınız feedback versin ki siz de eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi gelelim 6. maddeye kendinizi tanıyın. Kendini bilen hayatını kolaylaştırır, ömrünü zayi etmez, eksikliklerini tamamlar. Yani ayak bağlarından kurtulur ve içindeki potansiyelini keşfeder. Ve bu şekilde hedeflerine daha hızlı ulaşır. Biz de programlarımıza katılan arkadaşlara testlerimizle onların kendilerini analiz ediyoruz ve bu analiz sonucunda önündeki engellerini nasıl kaldıracağını gösteriyoruz. Yolları nasıl açılabileceğini gösteriyoruz ve bunun yanında da içindeki o keşfedilmemiş potansiyelini keşfedip daha hızlı alıcı bir şekilde hedeflerine nasıl ulaşacağını onlara gösteriyoruz. Hülasa kendini çözen başkalarını çözebilir. Kendini anlayan karşı taraftaki kişiyi daha iyi anlar, empati yapabilir. O yüzden kendini anlamak için gayret göster. Şimdi gelelim 7. maddeye sevgili arkadaşlar. Bizim dört tane frekansımız var. Beyin frekansı. Bu genellikle normal halimiz beta frekansı ve alfa frekansı bizim öğrenme frekansımız. Öğrenme frekansından sonra ilham frekansı. Fikirlerin geldiği frekans ve bizim Duygusal zekamızı geliştirmek için yapmamız gereken alfa alfa frekansına sık sık gidebilmemizdir. Bunu nasıl yapabilirsiniz? En basit nefes teknikleriyle yapabilirsiniz. Nefes tekniği nasıl olabilir? Örnek veriyorum. 5 saniye nefes alırsın, 6 saniye nefesini tutarsın. 5 saniyede nefesini verirsin. Tabi bunu 3 saniyede yapabilirsin. 16 saniyede tutabilirsin nefesini. Veya 7 saniyede verebilirsin. Kişiye göre bu değişiyor. Herkes de farklı. Biz de programa katılan Arkadaşlara durumuna göre testlerin sonucuna göre analizlerine göre nasıl yapacağını nefes tekniklerini kişiye özel nasıl yap yapacağını hangi tekniklerle yapması gerektiğini anlatıyoruz çünkü herkeste alfa frekansına ulaşma yöntemi farklı olabilir farklı nefes teknikleri uygulanması gerekiyor. Genel olarak biraz önce dediğim gibi nefes alıp verme tekniğiyle alfa frekansına inersin. Bunun yanında da doğa yürüyüşü esnasında nefes tekniklerini kullanarak alfa frekansına inersin. Bu da senin duygusal zekanı geliştiren maddelerden bir tanesi. Şimdi gelelim duygusal zekayı geliştiren 8. maddeye. Duygularla alakalı kelime hazinelerini arttır. Çünkü her duyguyu adlandırabilmelisin yani zenginleştir o kelime hazinesini duygularını daha iyi tanımlayabilmek için. Bunu nasıl yapabilirsin? Duyguların listesini çıkarabilirsiniz. Yani öfke, hayal kırıklığı, sevgi, heyecanlanmak, üzüntü, rahatlamak bunları hepsini listele. Belki 50 tane belki 100 tane karşına kelime çıkacak ve onları anlamaya çalış. Yani duygu yaşadığında hemen karşılığı bitmesi lazım. Yani bir sözlük gibi düşün. Hemen duygularını isimlendirebilmelisi. Bu senin duygusal zekanı geliştiriyor. Başka nasıl duygu kelimelerini arttırabilirsin? Romanlar var. Bazı romanlarda duyguları çok anlatıyor spesifik olarak. Roman okuyarak duygusal zekanı geliştirebilirsin. Anlamlandırabilirsin duygularını. Şimdi hülasa toplayalım sevgili arkadaşlar. Duygusal zeka zekayı geliştirmek için neler yapabileceğinizi anlattım. Bu anlattıklarım sihirli değnek değil. Öğrendiklerinizi not alın ve uygulayın sevgili arkadaşlar. Bir disiplin gerekiyor. Bir Tekrar gerekiyor, antrenman gerekiyor. Antrenman yaptıkça, bu anlattıklarımı hayatınıza yansıttıkça duygusal zekanız adım adım yükseliyor. Yani bir günlük bir iş değil, her şeyi çözen bir hap gibi değil değerli arkadaşlar. O yüzden gayret gerekiyor, alın teri gerekiyor. Bir emek gerekiyor duygusal zekayı geliştirmek için. Örneğin biz öğrencilerimize duygusal zekalarını geliştirebilmek için 3 aylık bir reçete veriyoruz, bir plan veriyoruz, ödev veriyoruz. O ödevleri, o planı uyguladıkça duygusal zekaları gelişiyor, iletişim becerileri artıyor ve hayatlarına kalite katıyorlar. Verilen ödevleri yerine getirdikçe daha özgüvenli, daha pozitif insan oluyorlar. Eğer sizde size uygun bir plan verilmesini istiyorsanız o zaman mentörlük programımıza katılabilirsiniz. Mentörlük programımızda burada anlatılanları daha özel, daha spesifik kişinin hayat hikayesine göre veriyoruz. O planı uyguladıkça, verilen reçeteyi, ödevleri yerine getirdikçe 10 yılda ulaşabileceği yere 3 ayda ulaşıyor. Daha hızlı bir şekilde huzurlu, mutlu ve kaliteli bir yaşama sahip olabiliyor. Siz de eğer bu şekilde mentörlük programımıza katılmak istiyorsanız hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin. Mentörlük programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.